Can, ben geldim. Şş, sakın çaktırma. Tam salondayım. Çıkabilir misin? Dışarıda buluşalım. Evetse kulağıma dokun. Dışarıda bekliyorum. Ben biraz yürüyüşe çıkayım. Aa, oğlum daha yeni geldin ya. Yorgunsun. Biraz dinlen, uyu, ondan sonra gidersin. Burada mı kalacak? Burada kalsın şey diyorum yani, kalsın diye dedim. Kalsana. Canım, annemde kalacağım. Biraz yürüyüp geleyim. Öğleden sonra anneme geçerim. Tamam canım. Selam söyle diyeceğim ama biraz tuhaf olacak tabii. Yani. Tamam oğlum. Paran var mı? Var baba, sağ ol. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Tamam. Hadi bay bay. Zeyno. Ha? Sen Efecan'dan rahatsız mı oluyorsun? Ay Avniciğim. Ay ne alakası var? Sen de her hafta aynı şeyi soruyorsun. Sen bilmiyor musun ben Efecan'ı ne kadar çok seviyorum? Ya senin oğlum benim oğlum. Daha yani... Yani Avniciğim benim de haftada bir gün tatilim var yani. Hani sabahın köründe kalkıyoruz. Böyle ayaklarımı uzatıp biraz hani rahat etmek istiyorum yani. Hani sevmediğimden, istemediğimden değil. Tamam Zeyno'cum. Tamam anlaşıldı. Durum anlaşıldı. Tamam. Efecan'la konuşurum. Bundan sonra bir hafta geldiğinde önce annesine gider sabah. Öğleden sonra bize gelir. Ondan sonraki hafta önce sabah bize gelir, sonra annesine gider. Tamam mı? Anlaştık, kapış? Ay tamam, sen de hemen yanlış sinirleniyorsun ya, yanlış anlıyorsun. Tamam, sinirlenmiyorum ya. Ya bu zaten bize gelmiyor ki bu çocuk. Bu Zeytin'e geliyor, genç adam. Anne, ya idare edeceğiz. Ay okulu bitse de evlenseler kurtulsak yani. Gerçi o kız ünlü bir oyuncu falan olursa kesin senin oğlunu bırakır ama. Ah maşallah, ya Ayda pek. Efecan bana mı aşık olmuş? Olamaz. O benim sadece arkadaşım. Acaba o da mı zamanın geçtiğine şaşkın? Yoksa altından kendi parmağı çıkacak diye mi pişman? Sanırım onun peri sesini duymasak da birazdan her şeyi anlayacağız. Ya bak, neredesin? Kapının Efecan geliyor. Burada bekliyordum. Farkında mısın? Sözümü tuttum. Zamanı ileri aldım. Nasıl yani? Aynı zamandayız. Ya daha düne kadar 5 yaşındaydık ya. Hani sana yarın sabah 10'da 18 yaşına geleceğiz dedim. Çok komiksin. Çok tuhaf. Benden ve perilerden başka hiç kimse zamanın ileri gittiğinin farkında değil. Bana neden öyle uzak uzak bakıyorsun? Özlemedin mi beni? Hiç sarılmadın. Ya daha seni dün gördüm. 5 yaşındayız diyorum ya. Ya hakikaten 5 yaşındaymış gibi konuşuyorsun. Sarılsana. Seni çok özledim. Periler aşkına. Ne yaptım ben böyle? Neler olmuş? Sen nereden geldin? Biri sana sihir falan mı yaptı? Hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi bakıyorsun. Efecan, ben zamanı ileri aldım. Ve 5 yaşımdan bu hale gelene kadar neler oldu bilmiyorum. Ya şimdi ben Ankara'dayım ya, hani siyasal bilimler okuyorum. Alo, hatırlamıyor musun? Hayır. Sen ciddisin. Evet. Yani bu olanların hiçbiri gerçek değil. Zamanla oynadım. Bunu düzeltmek zorundayım. Çok özledim ya ben kızımızı. Anne çok özledim. Ne yaptı acaba? Bilmiyorum da inşallah üzmemişlerdir. Bunlar da kim böyle? Cem abi ne habersiniz? İyi, sizden ne haber? Zeytin, sen bizimkilere mi geldin? Cem abi? Bu kim şimdi? Ece mi, Tuğçe mi, başkası mı? Zeytin, iyi misin? Şeyin ne var? Ya, bugün biraz kafası karışık da. Bak, özelse sormayalım. Ama anlatmak istersen dinleriz. Çabuk olun ama. Kızımızı dedesiyle babaannesine bıraktık dün gece. Çok özledik. Kızınızı mı? Periler aşkına. Ben ne yaptım? Olamaz, ben ne yaptım? Of, ne yaptım ya? Of.
Perişem, kusura bakmayın, rahatsız etmek istemezdim ama neler oluyor? Gel Ali'cim, gel de kızının marifetlerini gör. Gökyüzüne gidelim. Ben Zeytin'i oraya getireceğim. Bak sen şu küçük şeytana! Ah! Anne, anne yapma. Bırak, Perili çana cezasını verecek zaten. Hadi gökyüzüne gidelim, yürüyün. Evet Zeytin. Savunmanı yap bakalım. Ben sadece büyüyüp dışarı çıkabilelim diye o sihir yaptım. Affedin. Ben büyüyünce Efecan bana aşık olsun istemiyorum. O halde zamanın olduğu gibi akmasına izin vereceksin Zeytinciğim. Her şeyi olduğu andan ileri alırsan o zamanın geleceğini görürsün. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Efecan benim kızıma mı aşık olacak? Kendisine sihirler yapan bir peri kızına hangi çocuk aşık olmaz? Öyleyse abimin yanında kız da Ece. Ama Ece olsa asla kızının adını Tuğçe koyamazdı. O zaman abim Tuğçe'yi mi seviyor? Evet. Cezalardan ceza beğen küçük peri. Birazdan zamanı sabah ona beş kalaya alacağız. Ve her şey olması gerektiği gibi yaşanacak. Sen 5 yaşında olacaksın. Herkes eski haline dönecek. Evet. Sana nasıl bir ceza vermeli? Acaba sihirlerini mi elinden almalı? Yoksa babanı görevinde daha uzun süre mi tutmalı? Olmaz. Seni yaz okuluna yollamamalı. Veya Efecan'la oynamayasın diye onu annesiyle uzun bir tatile mi yollamalı? Hayır, istemiyorum hiçbirini. Ya da hepsini birden verirsek belki daha çabuk akıllanırsın ha?